Merhabalar efendim, ben Nurgül. Kanalıma, mutfağıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün hafta sonunda yaptığım 3 tarifi sizlere aynı video içerisinde vermek istedim. Dilerseniz tariflerimi ayrı ayrı da paylaştım. Uzun gelirse istediğiniz videomu ayrı olarak izleyebilirsiniz. Bir hamur kullandım. Bu hamurdan 3 farklı değişik çörek ve poğaça yaptım. Hamurumuz için gerekli olan malzemelerimiz: 1 tane yaş maya, 1 kilo un, 1,5 yemek kaşığı şeker, 1 yemek kaşığı tuz, 1 su bardağı ılık su, 1,5 su bardağı ılık süt, 1 su bardağı sıvı yağ. Malzeme listemizi açıklama kısmına da ekleyeceğim. Dilerseniz oradan ulaşabilirsiniz. Evet, hamurumuzun yapılışı: yoğurma kabımıza mayamızı alalım. Ilık su ve şeker ile birlikte eritelim. Daha sonra bir bardak sütü, sıvı yağ ilave edip devam karıştıralım ve unumuzu ilave edelim. Geri kalan yarım bardak sütü de kontrollü bir şekilde ilave edelim. Ele yapışmayacak, yumuşak bir hamur elde edelim. Hamurumuz özleşene kadar yoğuralım arkadaşlar. Yaklaşık elinizde yoğuracaksanız 10-15 dakika yoğurmanızı tavsiye ederim. Makinede yoğuracaksanız 6 dakika kadar yeterli olacaktır. Evet, hamurumuzun kıvamı bu şekilde. Daha sonra üzerine şeffaf folye ile kapatalım. Oda sıcaklığında mayalanmaya bırakalım. Bu işlem yaklaşık 40 veya 60 dakika arasında sürüyor. Bu esnada iç harcını hazırlayalım. İç harcımız için 3 yemek kaşığı haşhaş ezmesi, 1 çay bardak sıvı yağ. Bunları bir kabımızın, tasımızın içerisinde karıştıralım. Dilerseniz şekerle yapacaksanız içine şeker de ilave edebilirsiniz. Hatta tahin bile ekleyebilirsiniz arkadaşlar. Tercih tamamıyla size kalmıştır. Benden sonra yaparken sizlere anlatacağım. Evet, gördüğünüz gibi hamurum yaklaşık 45 dakika içerisinde bu şekilde mayalandı. Tezgahıma un serptim ve bütün hamuru tezgahıma aldım. Önce biraz elimle oynadıktan sonra önce 2'ye, daha sonra 4'e eşit bir şekilde mandalina büyüklüğünde toplamda 27 tane beze yaptım. Sizler ortalama olarak 25-30 tane bezeye dengeleyebilirsiniz arkadaşlar. Evet, yaptığım bezeleri bir tepsinin üzerine aldım ve üzerine kurumaması için şeffaf folye ile kapattım. Bu şekilde tepside de tepsi mayası olmuş oldu. Açarken daha kolay açılıyor. Dilerseniz merdaneyle veya dilerseniz elinizle bastırarak tabak büyüklüğünce her bezeyi açalım. Ve açtığımız bezemizin üzerine yaklaşık 1 yemek kaşığı kadar haşhaş ezmesinden koyalım. Her yerine gelecek şekilde sürelim. Tekrar bezemizi açalım, üzerine koyalım. Bu işlemi 10 kat yapalım arkadaşlar. Eğer tepsiniz çok büyükse bu işlemi beşerli gruplar halinde yaparak tepsinize dizebilirsiniz arkadaşlar. Ben bir seferde 10 bezeyi yaptım ve orta boy borcam tepsisine tam geldi. Evet, her katını haşhaş ezmeyle yağladıktan sonra bu şekilde 10 kat üst üstüne çıktım ve en sonuncu yufkayı da üzerine koyduktan sonra haşhaş ezmesi sürmeden elimle bastırarak büyükçe bir yufka açtım. Evet, bu ilk verdiğim tarifim arkadaşlar sizlere tepside haşhaşlı bükme. Bunların arasına ben şeker ilave etmedim. Sizler dilerseniz ekleyebilirsiniz. Ben 3 farklı değişik çörek yaptığım için birincisini sade kullanmak istedim. Kahvaltıda hem tatlı hem tuzlu tercih edenler için bu şekil sade, nötral bir tat kullanmak istedim. Evet, açtığım büyükçe yufkayı arkadaşlar yaklaşık 2 parmak kalınlığında şeritlere kesiyoruz.
Ve açtığımız şeritleri önce ikiye katlıyoruz ve daha sonra bu şekilde büküyoruz. Bir tarafını sağa, bir tarafını sola bükerek bu şekilde bükmelerimizi tamamlıyoruz arkadaşlar. Evet, tüm şeritlerimizi bükerek tamamlıyoruz. Daha sonra borcam tepsimizin taban katını yağlıyoruz ve ortadan başlayarak tepsimize şeritlerimizin bükmelerimizi diziyoruz. Evet, tüm bükmelerimizi bitirdik. Gördüğünüz gibi arkadaşlar tepsimizin ortasından başlayarak bükmelerimizi sarıyoruz. Evet, tepsimize yerleştirme işlemi bittikten sonra yaklaşık yarım saat 40 dakika tepsi mayası yapıyoruz. Tepsi mayası yaparken bu esnada ikinci tarifimize geçiyoruz arkadaşlar. Evet, ikinci tarifimizde haşhaşlı bükme çörek tekli olarak, tek porsiyonlu olarak yapacağız. Evet, daha önceden bezelerimizi yapmıştık. Dinlenmiş olduğu için elimizle bastırmamız yeterli oluyor. Çok kolay bir şekilde açılıyor. Açtığımız bezemizin ortasına bir yemek kaşığı kadar haşhaş ezmesinden ve bir tatlı kaşığı kadar da şeker ilavesi yaparak diğer ikinci bezemizi açıp üzerine yerleştiriyoruz ve elimizle bastırarak tüm bir yufka yapıyoruz. Gördüğünüz gibi ortadan ikiye kesiyoruz. Bükerek katlıyoruz. Kendi etrafında çevirerek gül şekli veriyoruz. Bu şekilde tekli çöreklerimizi de şekerli çöreklerimizi de hazırlıyoruz arkadaşlar. Dilerseniz arasına ceviz de koyabilirsiniz, tahın da koyabilirsiniz. Tercih tamamıyla size kalmıştır. Hepsi inanılmaz lezzetli oluyor. Evet, burada da ikinci farklı bükme şeklini sizlere gösteriyorum. Aynı şekilde açıp içerisine harcı koyduktan sonra şekeri attıktan sonra ikinci yufkayı da koyup büyükçe bir yufka açtıktan sonra tamamını kesmeden iki parmak kalınlığında şeritler kesiyoruz ve verev şeklinde rulo sarıyoruz. Ve kendi etrafında gül şekli sararak çöreğimizi tamamlıyoruz. Evet, burada tekrar size göstereceğim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Evet, bu şekilde kesiyoruz. Ve verev sarıyoruz. Ve elde ettiğimiz ruloyu da bu şekilde sararak çöreğimizi tamamlıyoruz. Evet, hazırladığımız şekerli haşhaş ezmeli çöreklerimizi yağlı kağıt koyulmuş fırın tepsimize biraz aralık bırakarak yerleştiriyoruz ve tepsimizde yaklaşık yarım saat kadar tepsi mayası yapıyoruz. Daha sonra tepsi mayası yaptıktan sonra bir tane yumurta sarısına biraz yaklaşık 2 yemek kaşığı kadar süt ilave edip karıştırıyoruz. Elde ettiğimiz bu sosumuzu fırça yardımı ile çöreklerimizin üzerine sürüyoruz. İki ezme
haşhaşlı bükme çöreğimizin üzerine yumurtalı karışımdan sürelim ve önceden ısınmış 200 derece fırında çöreklerimiz alt üst altın renk alana kadar kızartalım. Yaklaşık 15-20 dakika sonra bu şekilde görünüyordu. Kontrol ettim taban katı nasıl pişti diye. Daha sonra tepsilerin alt üst yerini değiştirdim ve bir o şekilde de bir 10 dakika daha pişirdikten sonra çöreklerimi artık fırından çıkardım. Evet, burada size göstereceğim. Çok güzel. Üzeri kızardı fakat altı kızarmadığı için alt üst olarak değiştirdim. Evet. Bu şekilde çöreklerimi pişirmiş oldum. Evet, çok güzel kızardı çöreklerimiz gördüğünüz gibi. Biraz nefesledikten sonra keseceğim ve servis için hazır yapacağım. Sizlere de daha sonra doku testini göstereceğim. Evet, bunlar da şekerli haşhaş ezmeli çöreklerimiz. Gördüğünüz gibi bunlar da inanılmaz lezzetli ve yumuşacık. Dışı çıtır, içi yumuşacık, kat kat oldular. Çok lezzetli çörekler oldu arkadaşlar. Sizlere de tavsiye ederim. Çöreklerimiz fırında pişerken bu esnada ben geri kalan hamuruma zarf poğaça yaptım. Bunun tarifini de sizlere paylaşmak istedim. Evet, mayalanmış olduğu için bezemiz çok kolay bir şekilde elimizle bastırınca açılıyor. Bu şekilde tabak büyüklüğünce açtıktan sonra sıvı yağ sürelim her yerine gelecek şekilde ve ikinci bezemizi de açıp üzerine koyalım. İkinci açtığımız bezemizi de diğer yağladığımız yufkamızın üzerine koyuyoruz ve elimizle tekrar bastırarak biraz daha büyütüyoruz, inceltiyoruz. İstediğimiz büyüklüğe geldikten sonra tekrardan her yerine gelecek şekilde sıvı yağ sürüyoruz. Zarf şekli vereceğiz arkadaşlar. Katlayacağız ve her katladığımız yufkanın üzerine tekrardan yağlıyoruz. Evet, bu şekilde katladıktan sonra tekrardan her yerini yağlıyoruz. Ve orta kısımlarına peynir koyuyoruz ve üçgenleri kapatıyoruz. Bu şekilde poğaçalarımızı tamamlayacağız arkadaşlar. Dilerseniz bunu iki kat değil de tek katta yapabilirsiniz. Eğer horantalı bir aileyseniz de tek tek yaparak daha da bir bereketlendirebilirsiniz. Daha sonra zaten bu yaptığımız poğaçalarımızı üçgenlerinden keseceğiz. Bunlar da oldukça bereketli olacaklar. Evet, gördüğünüz gibi peynir harcı koyuyoruz ve üçgenlerinden bu şekilde kapatarak uçlarını orta kısımda birleştiriyoruz. Evet, yaptığımız poğaçalarımıza yağlı kağıt koyulmuş fırın tepsimize aralık bırakarak diziyoruz ve diğer bezelerimizde aynı işlemi uyguluyoruz. Daha sonra tepsi mayası yapacağız. Yaklaşık bir yarım saat kadar da tepsi mayası yaptıktan sonra yumurta sarısı süreceğiz. Üzerine istediğiniz çekirdeklerden koyup fırında pişireceğiz. Evet, bir hamurdan çeşit çeşit börekler, poğaçalar, çörekler yapabiliyoruz arkadaşlar gördüğünüz gibi. Ve inanılmaz bereketli oluyor.
Yapmışken de bu tariflerimi sizler için hazırlayıp göstermek istedim. Umarım sizler de yaparsınız. Biz çok beğendik. Hepsi çok güzel, çok lezzetliydi. Poğaçamız da çok lezzetli oldu. Kat kat, çıtır çıtır ve yumuşacıktı. Sizler de denedikten sonra yorum kısmına yorumlarınızla sonucunu bizimle paylaşırsanız yapacak olanlara da fikir vermiş olursunuz. Şimdiden hepinize kolay gelsin diliyorum efendim. Evet, poğaçalarımızı bu şekilde tamamladım. En son kalan hamurumu da tek kat olarak yaptım. Ve tepsi mayası yaptım. Yaklaşık bir yarım saat kadar tepsi mayası yaptıktan sonra üzerine yumurta sarısı sürdüm. Üzerine ben susam, chia tohumu ve çekirdek içi serptim. Sizler dilerseniz farklı lezzetlendirebilirsiniz. Görsel olarak da güzel görünüyor. Bu şekilde çeşitlendirebilirsiniz arkadaşlar. Evet, önceden ısınmış 200 derece fırında poğaçalarımızı yaklaşık 20-25 dakika arası alt üst güzelce renk alana kadar pişirelim. Evet, haşhaşlı çöreklerimiz ve poğaçalarımız da piştiler. Gördüğünüz gibi hepsi müthiş lezzetlilerdi. Biraz soğuduktan sonra sizlere doku testi yapacağım. İçini de göstereceğim. İçi pamucuk, yumuşacık, dışı çıtır çıtır bir poğaça oldu. Evet, bu paylaşımımda videomun başında da sizlere söylediğim gibi 3 tarif birden paylaştım. Yapmışken bir videoda tüm tarifimi vermek istedim. Ayrı ayrı da tariflerimi paylaştım arkadaşlar. Eğer bu video sizlere uzun geliyorsa istediğiniz tarifimi diğer videolarımdan aratıp izleyebilirsiniz. Evet. Bu da poğaçamızın içi gördüğünüz gibi. Hafta sonu kahvaltısına veya 5 çaylarına alternatif olarak yapabilirsiniz. Evet, bu da haşhaşlı burma çöreğimiz. Keseceğim. Her katı kat kat ayrıldı arkadaşlar. Bükme yaptığımız için. Ve haşhaşın verdiği lezzetle inanılmaz yumuşacık, çok güzel bir çörek oldu. Evet, gördüğünüz gibi. Evet, bir yayınımızın daha sonuna geldik. Bugünlük bu kadardı. İzlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olmayı ve zil sesini açmayı unutmayalım lütfen. Paylaştığım videolarım sizlere bildirim olarak gelsin. Farklı lezzetlerde, farklı tariflerimizde tekrardan görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Sevgiyle kalın. Hoşça kalın.